vallahi ben çıkamıyorum artık işin içinden. Böyle tam bir şey söyleyecek gibi oluyor. Sonra susuyor. Şiştim, yemin ederim patlayacağım balon gibi. Bir dakika. Şimdi elimizdeki bütün bilgileri ortaya koyalım mı? Ha? 1. Ayaz senden ayrıldı ama mantıklı bir açıklaması yok. 2. Ayaz hiçbir zaman seni sevmediğini söylemedi. Doğru. 3. Işık'la sevgili oldular. Ay hatta kampta öpüştüler. Maalesef. 4. Sen kaçırıldığında Ayaz çılgına döndü, senin peşine düştü. Bu da seni ne kadar çok önemsediğini gösterir. Aa bak şimdi bu da doğru. 5. En önemli madde 5. Ayaz'ın Öykü'yü sevdiğinden hepimiz çok eminiz. Değil miyiz? Bilmiyorum ya. Papatya falı gibi resmen her şey. Bir bakıyorum seviyor diyorum, bir bakıyorum yok sevmiyor diyorum. Yani delirmek üzereyim. Peki orada bağlıyken ne söyledi sana? Senden neden ayrıldığımı soruyordun ya, onu anlatacağım dedi ve sustu. Böyle tam bir şey söyleyecek gibi oluyor, cümleye giriyor, sonrası yok. Bence ortada kesin gizemli bir durum var ve bu gizemi bilen tek kişi de Ayaz. En azından görünen o. Yani ben kimin neyi bilip bilmediğini bilmiyorum. Bildiğim Ayaz'ın Öykü'yü hala sevdiği, o kadar. Ha Ayaz bunu biliyor mu, onu bilmiyorum. Sibel sen ne söyledin? Ha? Bilmiyorum. Şimdi sizce ben ne yapmalıyım yani? Bu gizemi çözmenin tek bir yolu var. Ayaz'ı konuşturacağız. Ha Şeyma'cığım çok kolaydı gerçekten ya. Duvarı konuşturmak daha kolay diyorum sana. Tamam. O zaman Ayaz'ın sana her şeyi anlatmaya en yakın olduğu an hangi andı? Dönme dolap mı? Yok. Yani o da var ama sandalyeye bağlıyken çok yaklaşmıştı. Kızlar benim bir fikrim var ama sakın gülmeyin. Ay tamam söyle, gülmeyiz be. Ayaz'ı bağlayacağız. Ay. Nasıl ya? Siz ciddi misiniz? Ay. Madem bu adam eli kolu bağlıyken konuşacakmış gibi oluyor, biz de o zaman bağlarız gider. Bağlayalım kız, vallahi. Sen de onu konuşturursun. Ha olur da konuşmazsa öyle bağlı bağlı kalır işte. Hı? Ay tamam. Sen ne dersin Öykü? Ayaz, şaşırdı mı bizi gördüğüne? Aa canım niye şaşırsın? Bence çok sevindi değil mi? Ne haber Ayaz? Ay dur bakayım, senin rengin mi solmuş? Sen şöyle otursana Ayaz'cığım, ha? Ya bir dakika, ne oluyor? Bir şey olduğu yok, otursana. Ben niye oturuyorum? Siz oturun. Aa olur mu? Otursan ya, otur. Bir dakika, ne karıştırıyorsunuz siz? Hiç sohbet etmeye geldik. Benim işe gitmem lazım, kusura bakmayın. Yakala! Ya ne oluyor? Çekil. Ayaz'cığım kusura bakma biraz ağrım ama yani fazla kıpırdamazsan çocuğumu düşürmek istemiyorum. Kaldır. Ne yaptığınızı sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin Ayaz'cığım. Ne yapıyorsun Canım, hiç anlaşılmıyor ya söylediklerin. Sen yorma kendini. İşte bu kadar. Kızların gücü. Aa, bak şimdi daha güzel oldu. Ha, çok güzel oldu. Şimdi bundan sonrası sana kalmış. Aa, merak etmeyin. Onu ben konuşturacağım. İyi o zaman hadi görüşürüz. Çık. Hoppa. Görüşürüz Ayaz. Nasıl halt ettik ama seni? Gördün mü? Kötü kalpli devi cüceler yendi. Ay dur ben kurtarayım şundan seni. Ah. Ay ne oldu? Canım mı acıdı? Pardon ya. Bu yaptığın delilik. Çöz hemen beni. Olmaz. Önce konuşacağız sonra çözeceğim. Ya tamam konuşalım da buna gerek var mı? Sen geçen sefer böyle bağlıyken bir konuşacak gibi oldun. Sonra biz de düşündük. Yeniden bağlamaya karar verdik. Hadi konuş şimdi hadi. Gerçekten çok mantıklı. Ama ben sana söyledim. Bende mantık yok bitti. Konuşmazsan Çin işkencesi bile yaparım. Çin işkencesine biliyor musun? Bilmiyorum ama internetten öğrenebilirim. Hadi seni dinliyorum, konuş. Bak her şeyi en baştan anlat bana güzel güzel. Benden neden ayrıldın? Bak vallahi konuşmazsan bırakırım seni burada giderim. Tamam, çöz beni iki normal insan gibi konuşalım. Olmaz, ben iki anormal insan gibi konuşmak istiyorum. Hadi başla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.